Ekonomi ekonomi berbat. Ben sana bir şey diyeyim mi? Onun 21 yıldır şeyi çok kandırıyor milleti, oynuyor. Kendi yandaş da yandaş. Hangi televizyon? İçeri atmasınlar bizi. YouTube kanalı. He, YouTube. Bak, Türkiye Cumhuriyeti'yle dalga geçmiyorsalar şerefsizim. İktidar diyorlar ya, yandaşçılar. Hayatta inanmayın. Bak, verdi veriştirdi. Hani diyordular ya, petrol fışkırıyor. Şimdi zam fışkırıyor. Görüyorsunuz. Rezalet. Tek başına. Şu millete mi Allah hak oluyor? Şu millete. Allah daha kötü etsin. Şu millete hak der, hak. Vallahi haktır. İnanın iyi oluyor. Biz de içinde yanıyoruz ama rezalet. Dalga geçiyorlar. 21 yıldır ne yapmış? Ne yaptı 21 yıl? Milleti yandaşçılarına işte devirdeyim o 5 tane şey var ya, onlara veriyorlar. Onlar geçindiriyor. Yandaş şu bu. Milleti kandırıyorlar, işte böyle gidiyor. Ama nasıl millet oy veriyor bilmiyorum hocam. Görmüyor musunuz hocam? Düzelmez mi peki? Yok, yeni Maliye Bakanı getirdiler. Maliye mi? O daha rezalet. Şeyden o Nebati var ya, dalga geçiyor. Dalga geçiydi ya millete. O daha kötü hocam. Daha rezalet. Bu kurtarır derken içeri şeye veriyor. Memleket çok kötü. Ben bilmiyorum. Allah yardımcımız olsun demiyorum. Allah daha kötü etsin diyorum. Teşekkürler. Televizyonda da çıkarın, seyredelim. Abi, zamlar gelmeye başladı biliyorsun Türkiye'ye. Çok iyi bence. İyi mi abi? Bence çok iyi. Devam etsin. Ancak biz de etkilenelim. Efendim abi? Biz de etkilenelim. Etkilenelim abi. Biz daha kötüsünü olacağız. Emin olun yani. Bundan daha kötüsünü olacağız. Şu kadar kişinin yüzü gülüyor mu sizce? Gülen var mı? Yorum yapmak istemiyorum. Yorum yaparsam biliyorsun. Ne dedik? İfade özgürlüğü. Bak, emekli olduğum halde konuşamıyorum. Düşün yani. Fatura vatandaşa kesildi. Şimdi ben şöyle öncelikle söyleyeyim. Yurt dışında yaşıyorum. 5-6 yıl oldu yurt dışına gideli. Yurt dışındaki Türklere karşı konuşmak istiyorum. Şöyle söyleyeyim. Yurt dışındaki insanlar hani euronun artışıyla kendi mallarının ya da paralarının değerlendiğini düşünüyorlar. Hatta şunu bile duyduğum oldu. Belki duymuşsunuzdur. Daha öncesinde geldiğimizde diyor, parayı cebimize koyardık diyorlar. Yurt dışındaki bizim gurbetçiler. Şimdi diyor çantayla dolaşıyoruz diyor. Sağ olsun diyor Erdoğan sayesinde. Böyle düşünenler var maalesef. Ve şu zamlardan sonrasını söyleyeyim. İnsanların verdiği oylarda karşılığını alması gerektiğini düşünüyorum. Aldıkça da bilmiyorum insanlar düzelecek mi ya da daha farklı düşünmeye başlayacaklar mı, ama şöyle söyleyeyim. Hani ben daha öncesinde burada yaşadım. Yaklaşık 20 yılım burada geçti. Ve o zamanlarla bu zamanları karşılaştırdığım zaman belki biraz da ağır olabilir ama hani IQ seviyesi olarak daha çok geriye gitmeye başladılar. Daha basit düşünmeye başladılar. İnsanlarla konuşuyorum. İnsanlar sanki hiç dinlemiyormuş gibi davranıyorlar artık. Bu zamlardan mı kaynaklı artık insanlara başka bir şey mi veriyorlar, başka bir şey mi yediriyorlar bilmiyorum ama ülkenin durumu kötü. Yani kötüye doğru gidiyor. Ben yurt dışına gittiğim için bununla tabii ki gurur duyarakından söylemiyorum. Ben orada yuvamı kurdum. Orada çalışıyorum. Orada hayatımı idame ettiriyorum. Ama buraya geldiğim zaman ne yazık ki de üzülerekinden geliyorum. Ben orada tek başımayım. Annem, babam, kardeşlerim hepsi hala burada yaşıyorlar. Ve onlar için kötü olduğunu düşünüyorum bunu. Tek başıma da onları oradan buraya fonlayamam. Hepsine de yetişemiyorum maalesef. Ama insanların uyanması gerek. Belli şeylere uyanması gerek. Diyeceğim bu kadar. Vatandaş ne düşünüyor? Ne düşünecek? Acından ölecek. Acından ölecek herkes. Ay, şimdi bir domates aldım 30 lira, o da çürük. Böyle bir şey var mı? Ne yapalım? Değiştirmek istedim. Yapacağız böyle. Düzelmez. Düzelmez. Çünkü kendi cebine doldurduğu için düzelmez. Son içerim içer attırırsın beni, dur. Belli olmaz, korkuyoruz artık, içeri atıyorlar. Bir bakıyorsun ki seni götürmüşler. Vallahi şu ortalığa baksana, dolar kaç para. Hani hiçbir şey yükselmeyeceğiz ya. Fare oynatıyor ya kedi. Aynı onun gibi oynattı. Zam vereceğim, zam vereceğim, zam vereceğim. Hani ya. He işte kötü. Aldığın aile bakıyorsun. Benim eşim 25 sene çalışmış. O bir adam Bağkur ödemiş. O da geldi benim yanımda aynı parayı alıyor. Var mı böyle bir şey? Niye böyle? Bizlere biraz daha yükseltmesi lazım. Kediye, kedinin fareye şey göstermek gibi. Gösteriyor gösteriyor, geri çekiyorlar, belli değil. O zamlar gelmeden ortalık yandı. Ay, şimdi pazara gittim, vallahi bir şey almadan geri geldim. Alamıyorsun çünkü. Yok, aldığımız para yok. Eşim yatıyor bak, hasta. Çalışamıyor da, tek iki iş yapamıyor. Ne yiyecek? Bir şey demiyor. Allah'ın havale ediyorum. Ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorum? Rezalet. Türkiye yeni yüzyılı dendi. İşte böyle diyorlar. Zamlı hali mi diyorlar? Evet, zamlı hali böyleymiş. Gurbetçi 4 tane şuradan karşıdan. 3 tane çorba içtim. 3 tane de kıymalı kuşbaşılı aldım. 1 milyon 100 lira verdim. 1 milyon 100 lira. Aslında bizim durumumuz da sakat ama Tayyip Erdoğan'a duacıyız. Onun yüzünden dolarımız yükseliyor. Sayesinde yani. Sayesinde bağırıp çağırıyor. Biz de onun sayesinde yaşıyoruz. Geliyoruz da harcıyoruz, gidiyoruz. İşte 4 çorba, 3 tane pide, 1100 lira verdim. Şimdi gidiyorum, bozduracağım burada. 5000 lirayla geldim. Bir ay yeterse ona şükür ediyorum. Yani gurbetçiler için de mi pahalı diyorsun? Yani şimdi ben burada 1100 lira verdiysem bir lokantaya, bizim için de pahalıdır. Ama biz ne yapıyoruz? Doların yükselmesini bekliyoruz. İyi oluyor. Tayyip Erdoğan bağırıp çağırıyor. Biz de diyoruz, oh, seviniyoruz, alıyoruz, geliyoruz, burada harcıyoruz. Gerçi bu. Ben CHP'liyim. Evet.
Ama Tayyip Erdoğan sayesinde biz gurbetçiler bizi düşünüyorlar yani. Önceden Özal bizi düşünüyordu. Mesut Yılmaz bizi düşünüyordu. Dolarları getirin yükselteceğiz. Şimdi gurbetçiler kimsesiz orada. Kimsesiz. Kimse düşünmüyor orada ne oluyor ne olmuyor. Ama burada millet Tayyip Erdoğan dolarları yükseltti, euroları yükseltti. Biz de geliyoruz burada böyle geziyoruz. Harcıyoruz. Harcıyoruz ya. Onun için başta kalmasını istiyorum. Oy verdiniz. Oy kullandım. Ne verdik? CHP'ye verdim. Geçen sene Selahattin Demirtaş'a verdim. Ama işte muhalefetin için sorun değil. Muhalefet için bağırıp çağırma ama bize Cumhurbaşkanı yarıyor. Ülkede şu anda diyoruz yani ciddi bir problem var. Hükümet de diyor ki biz emeklilere güzel zam yaptık, enflasyon üstünde zam yaptık diyorlar. Onların yaptıkları bir nevi aldatmaca, kök maaşı yapılan %25 şu anda zaten yine aynı seviyeye geliyor. Değişen bir şey olmadı. Bir de seyyanene yapılan zamlar var. Seyyanene yapılan zamlar zaten aşağı yukarı bir emekli maaşı kadar. Yani çok büyük bir adaletsizlik, haksızlık var yani burada. Ama ben şöyle düşünüyorum. Mevcut yönetimin yani otoritenin kendi memurlarını zaten benim elemanım, benim atadığım insanlar, bizi destekleyen alt grup seviyesiyle onları koruduğunu düşünüyorum ben yani. Yani bence abi ekonomi iyi. Bence harika yani harika herhalde. Çünkü bakıyorsun abi herkes dışarıda sokakta bakıyorsun kafeler dop dolu. Yani canlı söyleyecek bir şey yok. Herkes bilmiyorum yani alım gücü iyi bence yani o kadar da kötü değil. Baksanıza yani abi o dolu da. O yüzden zamlar geldi diyorsun. Herkes mutlu olduğu için. Bence herkes mutlu. Herkes mutlu olduğu için tercihini yapıyor. Tercihini de yaptığına göre yapacak bir şey yok. İyi teşekkür. Düzelir mi peki? Var mı umudu? Umudum yok. Uyguladıkta politika çok kötü. Yani hiç iyi yöne gitmiyor. Sürekli bir vergilerden yükselme olsun. Başka bir şey olsun. Bence iyi de olmayacak. Yani daha kötü olacak bence. Ya bu az ya. Bu zamlar vallahi. Düzelir mi peki abi? Düzelir mi peki? Hayatta düzelmez. Artık gitti bu. Türkiye elimizden gitti. Mehmet Şimşek. Düzeltir mi abi o büyük umutlar? Hayatta IMF'den alıyor buraya şey yapıyor. Ya IMF ile ortak çalışıyor. Yani ben IMF'li değilim diyor ama aslında IMF'lidir o. Yani onu biliyoruz. Herkes biliyor yani bunları. Bu kadar basit abicim. Normal her şey zam gelmesi. Çünkü maaşlara falan da zam geldi. Onları bir yerden çıkaracaklar. Ülke üreten bir ülke değil genellikle. Hani üretim yapılan kesim genelde büyük şirketlerimiz. Onlar da kendi karlarını düşünüyorlar. Yani halktan aldıklarını halka veriyorlar. Dolayısıyla hani bu zamlar nereden geldi? Yine bizden gidiyor. Sadece hani bir kesimde cezalar ödeniyor. O cezalar kesilen taraftakiler... Halkta hani cezaya maruz kalmayan, arabası olmayan, ondan işte benzin parası ödemeyen kesim işte maaşlarımız iyi oldu diye zannediyor. Aslında sağ cebimizden alıyoruz, sol cebimize veriyoruz. Giren çıkan bize oluyor. Bekarım daha, evlenmedim. Evlenme aşamasındayım bir de. Zor. İnşallah Allah yardımcımız olur. Bu gidişat hiç iyi, gidişat değil yani. Minimum evlenenlere çıkan fatura minimum 400 bin liraymış. Doğru. Zamlar hariç. Evet. Altın almış zaten başına gidiyor. Ne yapacağım bilmiyorum ya. Hakkımızda hayırlısı olsun.